Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Karekök LYS Geometri Soru Bankası kitabında özel üçgenler konusunun testlerini çözeceğiz. Yalnız bu konuyu yapmak istiyorsanız ikizkenar üçgene, eşkenar üçgene ve özel açılı üçgenlere hakim olmalısınız arkadaşlar. Sorularda da göreceksiniz zaten. Ve bu arada ısrarla söylüyorum ki konu anlatımları videolarımda özel açılı üçgenler videosunu kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem bizim ek çizimlerimiz önemli. Hem de özel açılardaki ek çizim çok önemli. Özel açı mantığını iyi kavramanız lazım. Zaten sorularda da göreceksiniz özel açı mantığının nasıl olduğunu. Evet. Test 1 ile başlayalım. Arkadaşlar 90 derece eşit muhteşem üçlü yok mu burada? Çünkü 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturuyordu. Dolayısıyla burası da eşit olacak yani. Burası 6, burası 6. Şu uzunluk kaç çıktı? 12 ve x isteniliyor. Normalde Pisagor bağıntısından 12'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 8'in karesinden yapabilirsiniz ama ben kısa yoldan yapıyorum. 12 ve 8'deki ortak çarpana bakıyorduk. 12 ve 8'deki en büyük ortak çarpan 4 değil mi? Burası 4 çarpı 2. Burası 4 çarpı 3. O zaman burada da 4 çarpan olacak. Geri kalanı karekök içinde. Bu hipotenüs bu dik kenar olduğu için arkadaşlar hipotenüsün karesinden dik kenarın karesini çıkartacağız. Yani 9 eksi 4. Normalde dik kenarlar verilmiş olsaydı karekök içinde içindekiler artı olacaktı arkadaşlar. Yani cevap kaç çıktı? 4 kök 5'e eşit oldu. Bakın çok kolay bir şekilde bulduk. Dik üçgeni anlatırken bu kısa yöntemi de söylemiştim size. Evet geldik ikinci soruya. E noktası BC kenarının orta noktası. Bakın E noktası orta noktası ise yine bir muhteşem üçlü var galiba. 90'dan çizilen kenar ortayı var değil mi? Burası 13, burası 13. O zaman muhteşem üçten dolayı burası da 13. 12, 13 ne üçgeni? 5. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Çünkü tamamı 13'tü. 8 kaldı. 8 ve 12 var bakın. Yine 8'in karesi artı 12'nin karesinden yapmayalım. 8 ve 12'deki ortak çarpan 4. 4 çarpı 2. 4 çarpı 3. Buradaki ortak çarpan 4 çarpı. Bu sefer bunlar dik kenarlar. Diğerlerinin kareleri toplamı. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Yani 4 artı 9. Kaç çıktı? 4 kök 13 çıktı. Bakın bu kısa yöntemle arkadaşlar karekök dışına çıkartmayla uğraşmıyorsunuz. Geldik 3'e. 12, 13 hemen şunu yazalım 5. AC ile BC birbirine eşit. AC ile BC birbirine eşit. Yani burası 5 artı x ise burası da 5 artı x olacak. Ya da x artı 5. Ve burada Pisagor bağıntısı yapacağız değil mi? Pisagor bağıntısında yapalım. Cevap tam sayı olsaydı hissederek yapacaktım bu soruyu. Hani hissetme yöntemimiz de vardı ama cevaplara baktım bir tam sayı değil. Dolayısıyla 90'ın karşısındaki ifadenin karesi. X artı 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 12'nin karesi. Yani x kare artı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 10x artı 25 eşittir. X kare artı 144. X karelerinden ay. 10x burada kalsın. 144'ten 25 çıkartırsak 119 mu yapıyor? Evet 119. X de buradan ne yapıyor? 11.9 yapıyor. Yani cevap Ceyhan. Geldik dördüncü soruya. Bakın 10, 10, 12 ve 12 var burada. İkizkenar tabanı mevcut. Hemen tabanına ait yüksekliği çizmez miyiz? Çünkü tabanı varsa bir ikizkenar üçgenin hemen tabanına ait yüksekliği çiziyoruz. 6, 6. Burası da 8 mi oldu arkadaşlar? 6, 10 var çünkü. 6, 8, 10 üçgeninden şey yaptı. Peki x isteniliyor. Şekilde 90 derece var ve x uzunluğunu bulmak istiyoruz. 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Nasıl yapabilirim arkadaşlar onu? Şu şekilde bir dik çizersem hem 90 dereceye karşılık geldi hem burada bir dikdörtgen oluşmadı mı? Yani 8 ise burası da 8. 6 ise yukarısı da 6. 8, 6. Bu arada bunun tamamı 12. Ne kaldı buraya? 4. Pisagor bağıntısını yaparsak olay biter. 4 ve 6'daki ortak çarpana bakalım yine. 2 çarpı 3. 2 çarpı 4. 2. Burası da 2 karekök içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 9 artı 4. 9 artı 4. 13. Cevap 2 kök 13 oldu arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Artık bunları ezberlemişsinizdir diye umut ediyorum. 15, 20, 25 ya da her ikisindeki ortak çarpan 5. 5 çarpı 3, 5 çarpı 4. O zaman burası da 5 çarpı 5. 3, 4, 5'in katından dolayı değil mi? Yani 15, 20, 25.
Şimdi şu x'i bulacağım ben yine. X'e ait bir dik üçgen falan filan oluşturmalıyım. Şuradan dik çizsem yalnız hiçbir şekilde bir işime yaramıyor. Yalnız dik çizeceksek nereden çizebiliriz? Şu dik üçgen ya. Şuradan dik çizsem en azından dik üçgen oluşuyor x'e ait. En azından buradaki çizilen dik öklit oluşturuyor burada. Hemen buradan bir dik çizelim. Arkadaşlar şunu bilmenizde fayda var. Vallahi bilmiyorum. Benim çok karşıma çıkıyor. Hep 15, 20, 25 ise bakın burası da 9, 12, 15. Burası da 12, 16, 20. Ya da nasıl bulabilirsiniz? Şuraya H diyelim. Hop silgiyle yazıyormuşuz. Şuraya H diyelim. 25 çarpı H, 15 çarpı 20'ye eşit değil miydi? Ya da 15'in karesi bu çarpı tamamından öklit bağıntısından ya da 20'nin karesi bu çarpı tamamından sonuca ulaşabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şuradan yapayım. 25 çarpı H eşittir 15 çarpı 20'ye eşittir. Alandan geliyor da çünkü 25 çarpı H bölü 2 şu üçgenin alanı DBC'nin. 15 çarpı 20 bölü 2 de bu üçgenin alanı. Oradan geliyordu. Böl 5'e böl 5'e 5, 3. Böl 5'e böl 5'e böl 5'e şu H'tı. 4. 4 kere 3 12. H eşittir 12. H'ı 12 bulduysak 12, 15 yani 9. Sonra zaten buraya da ne kaldı? 16 kaldı. Bakın burada bir dik üçgen var. Burası x artı 9. Burası 12. Burası da 12 kök 2. Hatta dik kenarın kök 2 katı. O zaman burası x kenar dik üçgen yapmaz mı arkadaşlar? 12, 12, 12 kök 2 olacak. X'e de ne kaldı o zaman? 3 kaldı. Cevap Akçay. Geldik 6'ya. Şimdi 60, 90 burası 30. 45, 90 şuradaki açı da 45. X açısı kaçtır diye soruluyor galiba bize. Bu arada arkadaşlar 90'ın karşısında eşitlik var. Hemen aklımıza muhteşem üçlü gelmez mi? Çizelim muhteşem üçlüyü. Eşit. Bu arada 30 ise x kenarlıktan 30 ise 30. Tamamı 90 olduğu için burası 60. Değil mi? 60, 60, 60. Nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? Eşkenar üçgen oldu değil mi? 60, 60. Buraya da 60 kaldı. Eşkenardan dolayı çift çizgiyi de koyalım. Bu arada şu 45, 45, 90 üçgeni şurası. Şu iki kenar eşit. Yani burası çift çizgi ise buraya da çift çizgi koyalım. Bakın ne çıktı burada? İkiz kenar. Burası x ise burası da x. Sonra bakıyoruz. 2 iç açı 1 dış açıdan dolayı yani 2x eşittir 30'dan. X de buradan kaç buluruz? 15 derece buluruz. Cevap Denizli. Evet. Paralellikler verilmiş arkadaşlar. Verilsin. Madem paralel verilmiş. Bakın Z var burada değil mi? Hemen burası da çizgi açısı. Bakın şurada da bir Z var. Yani burası da nokta açısı. Çizgiye çizgi, ikiz kenar, noktaya nokta, ikiz kenar. Yani burası A ise burası A, burası B ise burası B. Çevre ADE'den bahsetmiş, çevre ADE'den bahsetmiş. O zaman buraya da C diyeyim. A artı B artı C kaç çıktı arkadaşlar? 18 çıktı. Bizden BC uzunluğu isteniliyor. BC yani şuradaki uzunluk isteniliyor arkadaşlar. A artı B artı C değil midir burası da? Zaten A artı B artı C kaç? 18. Cevap da kaç oluyor o zaman? 18. Geldik 8. soruya. Vallahi ben soruya bakar bakmaz hemen şunu görüyorum. İkiz kenar tabanında mevcut tabanına ait yüksekliği çizmek istiyorum. Bakın burası 15. 9, 6 burası da 15. 15, 15 diye iki eş parçaya ayırmış. O zaman buradan çizilen dik tam olarak buraya düşer. Dik, dik. Değil mi? Bu arada 15, 17 ne üçgeni? 8. Burada da sol taraftaki üçgende de şu üçgende 6, 8, 10. 5, 5. Bu arada şu dikkatinizi çekti mi? 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem. Üçlü. Yani x kaç oldu o zaman arkadaşlar? 5 oldu. Cevap Balıkesir. Geldik 9'a. ABC eşkenar üçgen. Bakın eşkenar üçgen. Hemen ya 1'leri koyalım ve 60'ları koyalım.
Sonra iki iç açı bir dış açıdan burada kaç açı 45 derece. X uzun da kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar burada kaç açı da 120. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. 90 derece karşılık getirmek için hamle yapabilirsiniz ama şöyle dik çizebilirsiniz. Çizdiğinizde özel açı mantığı da anlattım. Tamam, özel açı üçgen, özel açılı üçgen oluşturmak için dik çizin ama dik çizerken bir şunu dedim. Özel açılara sakın ama sakın dokunmayın. İki, çizdiğiniz dikmede 15-75-90 oluşuyorsa gittiğiniz yol yol değil. Mesela şunu çizeyim bakın. Çizdiğimizde 15-75-90 oluştu. Gittiğimiz yol yol değil. Sildik. Sonra buradan dik çizen zaten 120 de özel açı. Parçalayamam arkadaşlar bunu. 45'e de dokunamam. Şuradan bir dik çizeceğiz. Hatta şu 120'nin şeyini düşünelim. Geniş açısını düşünelim. Şu 60'ı düşünürsem şuradan dik çizeceğim ama büyük üçgen yine 15-75-90 oluyor. Şuradaki üçgen buradaki açı 60 derece. Şuradaki 60'ın mantığını kullanmak daha mantıklı. Şuradan dik çizdim. 60-90-30. Hiçbir yerde karşıma şey çıkmadı. Ne derler? 15-75-90 çıkmadı. Evet. Çok karışık soru. Buraya A diyelim arkadaşlar. 30'un karşısında A diyelim. Çünkü 30-60-90 karşısında başlayın. Her zaman 30'un karşısından başlayın. Soruda özel üçgenden çok fazlaysa. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Burası da A kök 3. Bu arada bakın burası da 45. Burası da 45 yaptı. Şu açıda 45. Şu açıda 45. Yani şununla şu birbirine eşit. Yani A kök 3 eşittir. A artı 1. Buradan A'yı at öbür tarafa. A kök 3 eksi A eşittir 1. A parantezinde kök 3 eksi 1 eşittir 1. A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 bölü kök 3 eksi 1 buluruz. Kök 3 artı 1 eşitliğiyle çarptığımız zaman A da buradan kök 3 artı 1 bölü aşağısı eşitliği A kare eksi B kare olacak. Yani 3 eksi 1'den 2 yaptı. Ama ben A'yı buldum. Bizden ne istediğini X. X neye eşit? 2A eşit. X eşittir 2'ye çarpı A. Kök 3 artı 1 bölü 2. Bölü 2'ler nanay. Cevap kök 3 artı 1 yaptı. Yani 1 artı kök 3. Evet. 9. sorunun cevabı Denizli. Geldik 10. soruya. ABC eşkenar üçgen demiş. Şu eşkenar üçgene hemen açıları yazalım. 60, 60 ve 60. Dikkat edin. 30 ile hangi açıyı toplarsak 60 yapar? Tabii ki 30'u. Burada kaçtı? 30 derece. 30-30 çıktı zaten arkadaşlar. Burada direkt 30-30-120 üçgen çıktı. Onun özelliği neydi? 6 ise burası da 6. A kök 3'tü. Yani 6-6. Direkt 6 kök 3 yapacaktır. Cevap Diyarbakır. Geldik 11'e. Şimdi 30'u gördünüz ya. Hemen o 30'a ait bir dik çizmelisiniz arkadaşlar. Hemen şuradan bir diki çizelim. 30-60-90 mantığını, özel açı mantığını kullanmak için. 30-60. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Burası da 4 kök 3. Bu arada şu ikizkenar değil mi arkadaşlar? 8'e 8. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için şunlar birbirine eşit. Bu arada şurada da Pisagor bağıntısı yapalım mı? Yani şuraya A diyelim. 2 kök 7'nin karesi. 4 kere 7 28. 28 eşittir. 4'ün karesi artı A'nın karesi. 16 artı A kare. At öbür tarafa. 12 yaptı. 12 eşittir A kare. A da buradan kök 12. Yani 4 çarpı 3. Yani 4 dışarıya 2 diye çıktı. A buradan 2 kök 3'e eşit oldu. Buradan A 2 kök 3'sü arkadaşlar. Şu uzunluk 4 kök 3. Bu uzunluk da 4 kök 3'tü. 4 kök 3'ten 2 kök 3'ü çıkartırsak x'i buluruz. Yani 2 kök 3 ile neyi toplarsak 4 kök 3 yapar? Tabii ki 2 kök 3'ü. Cevap Akçay. Geldik 12'ye. Arkadaşlar ikizkenar tabanında mevcut. Hatta ikizkenar dik üçgen. Hatta burada kaçacak 45-45. Valla şu 24 bölü kök 2 bile yazmaya gerek yok. Çünkü tabanı var ve burada da bir uzunluk var. Hemen şuradan bir dik çiziyorum. Diki çizdiğimde tabanı iki eşit parçaya bölecek. 12-12. Bu arada 45-90. Burası da 45 yaptı. Ve bu arada bakın 45'e 45 ikiz kenar. Yani burası da 12 olacaktır.
Şu üçgene bakar mısınız? 12, 16, artık ezbere söylediğinizi duyuyorum. 20. Ya da o üçgeni şöyle göstereyim. 12, 16 ve x. Her ikisindeki ortak çarpan 4. 4 çarpı 3, 4 çarpı 4. Burası da 4 çarpı 5. Yani 20 yapar diyebilirsiniz. Cevap Ceyhan. Evet, geldik. Şu soruya dikkat edin. 12 var, 30 var. Hemen 30'un mantığını kullanmak için dik çizmez misiniz? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? Yarısı. Normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kat. O zaman 90'dan 30'a geçiş yarısı 6. Bu arada burası da 6 kök 3 yapmaz mı? Çünkü 30'un karşısı 6 iken 60'ın karşısı da 6 kök 3 yapar. Sonra 6 var, 21 var, 17 var. E burada ne yapmamız lazım? Dik üçgen oluşturmamız lazım. Bakın bu dik yamuk. Hemen şuradan bir tane dik çizersem. Burası 6 ise burası da 6 yapar. Buraya ne kaldı o zaman? 15 mi kaldı? Tamam, 21 olduğu için. 15, 17 ne üçgeni? 8. E o zaman aşağısı da 8. Bakın 6 kök 3 artı 8 eşit oldu. Cevap Akçay. Geldik 14'e. ABC eşkenar üçgen, hemen açıları yazalım. 60, 60. Bu arada çizilen yükseklik ya da 60, 90. Burası 30, burası da 30 yaptı. Sonra tamamı 90 olduğu için 60 ise burası da 30 oldu. Ve burası da 60 derece oldu. Bizden BC isteniyor. Tamam. Eşkenar üçgenin bir kenarı isteniyor. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 değil midir? Bu arada büyük üçgende gördünüz mü? 30, 90, 60 üçgen değil mi? Ya da 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. Oradan da yazalım ilk önce. Sonra dikkat edin. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı direkt 2 katı değil midir? Yani 4 kök 3. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3. O zaman diğer kenarı da 4 kök 3'tür. Zaten bizden de BC isteniyor. Cevap Balıkesir. Geldik 15'e. Vallahi ben hemen muhteşem şurayı gördüm. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Çünkü eşit eşit muhteşem şuradan eşit olacak. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 2K'ymış. Burası K iken burası 2K'ymış. Bunlar da KK yaptı. E muhteşem şuradan biz burayı da K bulmuştuk. Bu üçgen nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? Eşkenar üçgen oldu. Hemen açıları yazalım orada. 60. 60. 60. Bu arada buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. 60, 90 burada kaç? 30 derece olacak. Yani bunlar 15'er derece. Sonra burada kaçı da? 2 iç açının toplamı 1 dış açıdan 45 derece oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 30 var, 15 var, 4 kök 6. Şu üçgende işlem yapacağım. Bunun üzerinde işlem yapmayayım, karışacak. Şöyle göstereyim ben size. Şunu şöyle çizeyim. Burası 15 derece, burası 30 derece. Bu arada burası 45, yani burada kaçta? 135 derece. Neresi verilmiş? 30'un karşısı 4 kök 6 verilmiş. Hadi bunun üzerinde işlem yapalım. Bir kere şuradan dik çizemezsiniz. 135 parçalanmaz özel açı. Ya da dik çizdiğinizde 15, 75, 90 oluşuyor. Buna dokunamazsınız. Dik'i nereden çizersiniz? Buradan. Ya da 135 gördüğünüz zaman. 135'in nesi önemliydi arkadaşlar? Dış açısı. Ya buradaki dış açısı önemli ya da buradaki dış açısı önemli. Şuradan şu açısı önemli desek, şuradan dik çizsek içimize yarar mı? Çünkü bu uzunluk var mı? Yok. Ama bakın burada bir uzunluk var. Şuradan dik çizsem çok güzel şeyler çıkıyor karşıma. Çizdik dik'i. 90, 45, 45. Normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattı. Ama hipotenüsten dik kenara geçiş kök 2'ye bölünmüş hali. 4 kök 6'ya kökü 2'ye böldüğümüz zaman kök 3 kaldı. Yani 4 kök 3. Burası 4 kök 3, 4 kök 3. Bu arada şu büyük üçgene bakar mısınız arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgen değil mi? 30'un karşısı hop 4 kök 3 ise 90'ın karşısı direkt 2 katı yapmaz mı? Bizden de x isteniyordu zaten. Yani 4 kök 3'ün 2 katı 8 kök 3 yapacaktır arkadaşlar. Cevap Denizli. Ve geldik son soruya. ABC, DF eşkenar üçgenmiş. Hemen açıları yerleştirelim. 60, 60 ve 60. Burası da 60, burası da 60. Sonra 12 ise 12, 12. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 2.
Evet, x uzunluğu isteniliyor bizden. Burası da 2, burası da 2. Arkadaşlar, yapacağımız işlem basit. Şimdi şununla şu paralel değil mi? Çünkü niye? Yöndeş açı var değil mi arkadaşlar burada? 60-60 gördünüz. Şurada bir paralel kenar oluştursam. Paralel kenar oluştursam. Burası 6 ise burası da 6 olur. Burası 2 ise burası da 2 olur. Ve burada kaç da kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Çünkü paralel çizdim. 60 ise 60. Ve bir kenar 12 idi. Bir kenar 12 olduğundan buraya ne kaldı? 10 kaldı. Bundan sonrası çok basit. Ne yapacağız arkadaşlar? Özel açı mantığını kullanacağız. Çünkü şurada 60 derece var. 6 ve 10 var. X'i bulmaya çalışacağım. 60'a ait bir özel üçgen oluştursam, yani şuradan bir dik çizsem, X'e ait de bir dik üçgen oluşuyor. Çok güzel şeyler çıktı karşımıza. Şurada kaç? 30 derece. Bakın, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Dolayısıyla 7 kaldı ve burası da 3 kök 3 değil mi? Çünkü niye? 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 kök 3. Ve şurada Pisagor bağıntısı yaparsak arkadaşlar, şurada Pisagor bağıntısı yaparsak x'in karesi eşittir 3 kök 3'ün karesi, yani 3'ün karesi 9, kök 3'ün karesi 3, 9 çarpı 3'ten 27 artı 49 yaptı. X kare eşittir 76 yaptı. O zaman x de buradan neye eşit olacaktır? Kök 76'ya. Bu da 4 çarpı 19 arkadaşlar. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 kök 19'a eşit oldu cevap arkadaşlar. Cevap Edremit. Test 2'deyiz arkadaşlar. Test 2 birinci soru. AB ile CD birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel. Paralellere şöyle maviyle gösterelim. Sonra AD ile BD birbirine eşit. AD ile BD birbirine eşit. Tamam. İkizkenar dik üçgen. Şöyle gösterelim. Şu parçayla şu parça birbirine eşit ve burada kaçı 45, burada kaçı da 45 derece. Sonra demiş ki AC ile AB birbirine eşit. AC ile AB birbirine eşit. Onu da kırmızıyla gösterelim. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Evet. Başka bir şey vermiş mi burada? Başka da bir şey vermemiş. Yapacak bir şey yok. Şu ikizkenarda yapacak hiçbir şeyim yok. İkizkenarda dik çizeceğim. Başka bir alternatif çıkmıyor arkadaşlar. Başka bir şey gözükmüyor burada. Şuradan bir dik çizeyim. Şuradan bir dik çizdim. Taban iki eş parçaya bölecek ve 45-45 yaptı değil mi bu? Çünkü dik çizdiğimde 45-45, hatta burası da 45-45 yaptı. Burası A iken burası da A, burası da A değil mi? Bakın kırmızı uzunluk ne yaptı? 2A yaptı. İşime yarayacak. Şu kırmızı uzunluk da 2A'ya eşit. Ve şu paralelliği hala daha kullanmadık, değil mi? Şöyle bir şey yapsak. Şuradan da bir dik çizsem. Bakın şu kırmızı da 2A'ya eşit. Şuradan bir dik çizsem arkadaşlar. Şurada bir dikdörtgen oluştu. En azından şu paralelliği kullanmış oldum. Burası A ise burası da A oldu o zaman. Dikdörtgenden dolayı. Ve şu üçgene dikkat eder misiniz dostlar? Ne çıktı? 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Tabii ki 30'un. Burası 30 derece. Tamamı 45 dereceydi. X'e de kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Cevap 15. Zor bir soru. Verilen her bir bilgiyi kullandığımızda yapabileceğimiz bir soru ama. Evet, geldik buraya. İkinci soru. Evet. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bak sen. Kollara çizilen dikmeler eşit. Nerede kollara çizilen dikmeler eşit arkadaşlar? Açıortayda değil miydi? Yani sen bunu çizdiğinde bu da ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler de eşit. Yani 9'sa burası da 9 olacak. Sonra 9, 15. 3, 4, 5'in katı. 9, 12, 15 değil mi? O zaman buraya 12 eksi x kaldı. Burası da 12 eksi x kaldı. Pisagor bağıntısı. X'in karesi eşittir 12 eksi x'in karesi artı 6'nın karesi olacak. 6 devam edeyim. X'in karesi eşittir 12'nin karesi 144 eksi 1. ile 2. çarpımın iki katı 24x artı x kare artı 36.
Buradaki x karelerin alay, eksi 24x artı öbür tarafa, artı 24x eşittir 144, 36 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 180 yapıyor galiba. 6'ya böl 6'ya böl 30, 4, 2'ye böl 2'ye böl 15, bir daha 2'ye böl, bir daha 2'ye böl 15 bölü 2. Yani x eşittir 15 bölü 2. Yani cevap Ceyhan. Geldik 3. soruya. Açıları eşit vermiş. Hemen açılara dalalım. Alfa alfa dedim. Alfa 90, şuraya beta dersem, yani alfa ile beta'nın toplamı 90. Dikkat edin. Alfa artı beta var burada. 90. Alfa artı beta 90 ya, burası da 90 yapacak. Yani şurası da 90 yaptı. Bakın. Dik dik. Şunu çizersek, şunu çizersek 6, 8, 10'u buluruz. Ve buradaki Pisagor'dan x'e ulaşırız. Ama Pisagor'a da gerek yok. 90'ın karşısı 10. Hangi açının karşısı 5'tir? 30'un. O zaman burada kaç? 60 derece. Şurada kaç? 30. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Yani 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı da 5 kök 3 yapacaktır. Cevap Akçay. Geldik 4'e. Şimdi şu 4 ve 8'den bir kere 30, 60, 90'ı yazalım direkt. 90'ın karşısı 8, hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. Şurası da 60. Şurada da bir açı vermişler. AET. AET. Ve BDT. BDT. Yani buraya alfa dersek, şurası da alfa verilmiş arkadaşlar. AET. Bak sen şu işe. Arkadaşlar burası alfaysa, burası 180x alfa değil mi? Şöyle göstereyim. Şurası 180x alfa değil mi? Ve şu ADTE dörtgenine bakarsanız, açıları toplayın bakın. Şu karşılıklı açıları zaten 180. Yani 180x alfa ile alfanın toplamı 180. Şu dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğuna göre ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Yani burada kaçı? 90 derece yapacak. Ve soru çıktı galiba. Evet. Tamamı 90. Buraya ne kaldı? 60. Burası da 30 derece yaptı arkadaşlar. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3'tü. Şunu yazalım. 4 kök 3. 30'un karşısı burada 4 kök 3 ise 90'ın karşısı direkt 2 katı. 8 kök 3 olacaktır. Yani cevap Ceyhan. Geldik 5. soruya. 45'i görünce hemen şunu patlatası geliyor adamın. Patlattık. 45, 45, 90 üçgeni değil mi? 45, 45, 90 üçgeni. Kök 2 katıydı. O zaman hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali olacak. 4 bölü kök 2, kök 2 ile çarptık. 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2'ye eşit oldu. 2 kök 2. 2 kök 2. Ve burada da Pisagor bağıntısını uygulayalım arkadaşlar şu üçgende. Kök 10'un karesi, kök 10'un karesi 10 eşittir 2 kök 2'nin karesi, yani 8 artı a kare. A öbür tarafa, a kare eşittir 2'den a'yı buradan kök 2 buluruz. Bu arada arkadaşlar 45 90 burası da 45. Bu arada 45 90 burası da 45. Yani 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2 yapacak. Kök 2'si burada. O zaman buraya da ne kaldı? Kök 2 kaldı. Cevap Balıkesir. Geldik 6'ya. (gülüyor) 60 derece ise Z'den dolayı paralel ya bu doğrular. 60 ise burası da 60. 2 iç açının toplamı bir dış açı. 2 iç açı bir dış açı, yani 45. 60 ile 45 gibi iki tane mükemmel açıyı gördük. Hemen dikimizi çiziyoruz. 90'ın karşısı 4 kök 6 ise 45'in karşısı da, burası da 45 derece, burası da 30 derece. Onları da yazalım. Yani dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 katsa, hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölümüdür. Şu gitti. 3 kaldı. Yani 4 kök 3 yaptı burası. Sonra 60'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 4. 90'ın karşısı da 8.
D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Şuradan dik çizersem o uzaklığı bulurum galiba. 90'ın karşısı kaç? 20. Burada kaçtı da 30. 30'un karşısı 10. 30'un karşısı 10'sa 60'ı karşısı da, bakın 30'un karşısı 10'sa 60'ı karşısı da 10 kök 3 yapacaktır arkadaşlar. Cevap Denizli. Geldik 7. soruya. Valla ikizkenar. Hemen insan dik çizgisi geliyor. Çünkü tabanında tabanında verilmiş. Bu arada açıları da yazalım isterseniz. Açı da soruluyor ya. 45 derece 45 derece. Şuradan bir dikimizi çizersek. Tabanı iki eş parçaya böldü. 3 3. 45 90. Burası da 45. Dolayısıyla burası 3 ise bakın ikizkenar çıktı. 3 ise burası da 3 yapar. Neyi kullanmadık dostlar? 6'yı mı kullanmadık sol taraftaki? O zaman 6'ya bakın. Şu dik üçgende. Şurası 6. Şurası 3. 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür arkadaşlar? 1'e 2 oran var. 30'un. O zaman burası 30. Burada kaçtı? 60 derece. Bu ara da tamam 90'dı. 45 ise burası da 45. Şurası da 60 olduğuna göre x'e ne kaldı arkadaşlar? 15 derece kaldı. Cevap 15. D noktasının AC yolunun uzaklığı. Hemen D noktasının AC yolunun uzaklığını çizelim bakalım. Çizmeden önce açıları bir yazalım mı? 75-75 burası. Çünkü ikizkenar 30, 180'den 30 çıkarttı. 152'ye böl 75-75. İki iç açı bir dış açıdan burada kaç derece arkadaşlar? 60 derece. D noktasının AC yolunun uzaklığı soruluyor. İşimiz çok kolaylaştı. Burası da 30 derece değil mi? Çünkü 60 derece ise burası da 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3 yapar. Yani cevap 3 kök 3. Edirne. Evet. Geldik 9'a. Ama geldik 9'a. Vallahi x kenarı gördük. Tabanda mevcut hemen dik çizgisi geliyor insanın. Çizdik. 9 9. Bu arada şuradaki 30'u kullanmam için de şöyle bir dik çizmem lazım. 30'u kullandım, dik çizdim. Ve 9 ise bakın şurada bir dikdörtgen oluştu değil mi? 9 ise buradaki uzunlukta 9 değil midir? Bakın 30 60 90 üçgen çıktı burada. 30 90 60. 30'un karşısı 9 ise 90'ın karşısı direkt nedir? 18'dir. Cevap Vedir Emit. Geldik 10. soruya. Valla dik taban iki eş parçaya bölmüş. Hemen aklımıza ikizkenar geldi. Aklımıza gelen başımıza gelsin diyoruz. Hemen ikizkenar oluşturuyoruz. Oluşturduk. 16 ise şurası 16 ise burası da 16 olacaktı bu arada. Bu arada 75 90 15 derece burası. 15 ise ikizkenardan 15. Burası da 75 yaptı. 75, 75, 150. Buraya da karşıya 30'lu kaldı. Burası da 60 yaptı. Ve soru çıktı. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı direkt yarısıdır. 8. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı da nedir arkadaşlar? 30'un 8'in kök 3 katı yani 8 kök 3 yapacaktır. Cevap Akçay. AD ile DB birbirine eşit. Şunlar eşit. Hemen insanın orta taban çizgisi geliyor ama dur bakalım. AC ile BC birbirine eşit. AC ile BC birbirine eşit. Tamam orta taban çizelim. Yapacak bir şey yok. Çizdik orta tabanı. Şurası da 4 mu oldu? Bu arada şununla da şu ikiz kenarmış. Ha. Burası 13 ise burası da 13 olacak değil mi? Buraya ne kaldı? 5. Bakın 5, 13. Ne üçgeni? 12. Orta tabandan dolayı burası da ne olacaktır? 6. Orta taban çizmiştik çünkü biraz önce. Cevap 6. Geldik 12'ye. 60, 60, 60 diye midir arkadaşlar? 180'den 60 çıkart 2'ye böl 60, 60 yaptı. Yani eşkenar üçgen. Şunlar x, x yaptı. X, x yaptı. Bu arada 60 ise burası, 120 burası. 120, 30, 30 oldu. X, x, x kök 3 yaptı direkt burası. Şuraya baktığımızda 60 ise burası da 120. Bu üçgen de 30 30 oldu. Yani x x direkt x kök 3 oldu. AB artı AC. AB artı AC. Yani x kök 3 x kök 3. 2 kök 3 x değil midir arkadaşlar? 12 kök 3'e eşit verilmiş. Kök 3'ler ne lay? X de buradan 6'ya eşit oldu. Cevap Denizli.
13'e geldik. AD'ye eşkenar üçgenmiş. 60-60-60'ları yapıştıralım. Ve eşkenardan eşitleri koyalım. Bakın şurada 3 tane eşitlik görüyorum. Muhteşem üçlü yok mu orada? Yani siz şunu şöyle çizdiğiniz zaman şurada muhteşem üçlü oluştu. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturuyor. O zaman burası 90 derece. Şurası 90, yani burası da 90. Bu arada şurası da 60 dereceydi değil mi? Orayı silmişim biraz önce. 60 derece, 60 derece. 60, 90 ise burası da 30. Burası da 60 oldu. 30, 60. Hatta sol tarafı da 30 derece oldu. Çevre AED isteniliyor. Tamam, işimiz kolay. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 12 bölü kök 3. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattı. O zaman 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali olacak. 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3'e eşit oldu. Sonra şu 60'ın karşısı 4 kök 3'e 30'un karşısı da kök 3'e bölünmüş hali direkt 4 değil midir? Zaten benden de 4 isteniyor. Yani bu üçgenin çevresi isteniyor. AED'nin çevresi isteniyor. 4, 8, 12. Cevap Balıkesir. Geldik 14'e. AD ile DC birbirine eşit. AD ile DC birbirine eşit. Bakın. Soru kolay. Şuradan bir yükseklik çizilmiş ama şekil çok dengesiz. Eş açıdan bir yükseklik çizilmiş ve şekilde dengesizlik varsa diğer eş açıdan da biz yükseklik çizmiyor muyduk arkadaşlar? Diğer yüksekliği de biz çizelim. Hani ayırdıkları yerler birbirine eşit de tepe açısı burası ya. Şu yüksekliğin tepe açısına olan kadar ayırdığı yer 9'sa bu yüksekliğin de tepe açısına kadar ayırdığı yer 9'dur. Hatta burası da 6'dır. Bakın ne var burada? 9, 15. Şurası 15. 9 ve 15'i gördüğünüz 9, 12, 15 üçgeni değil midir arkadaşlar? 12 burası, 16 burası. Gördünüz mü? X'i bulmak için. Şurada bir dik üçgen çıktı. Burası 16. Şurası 12. 12, 16, 20 üçgeni. 3, 4, 5'in 4 katı arkadaşlar. Yani cevap 20. Geldik 15'e. Açı vermiş. Açılara dalalım. Alfa alfa diyelim. Şurada kaç eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar bu üçgen 60. Yani buraya 60 eksi alfa kaldı. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için alfa ile neyi toplarsak 60 yapar. Tabii ki 60 eksi alfayı. Gördünüz ne çıktı? 60 eksi alfa, 60 eksi alfa çıktı. Yani ikiz kenar çıktı. X ise burası da x oldu. Şimdi ne yapalım dostlar? Şu 60'ın mantığını kullanalım. Ya da şu ikiz kenarda tabanımız 8 değil mi? Tabanına ait yüksekliği çizelim. Tabanına ait yüksekliği çizdiğim zaman 8'i 2 parçaya bölecek. 4, 4 yani 4, 4 buraya 2 kaldı. Şimdi burada 60 derece var, 90 derece var. Burası 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı. 60'ın karşısı burası yani 2 kök 3 olacaktır. Ve şurada bir dik üçgen var gördünüz mü? X'i bulmak istiyorsanız ya da şuradaki üçgene bakabilirdiniz arkadaşlar. 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi değil midir x kare? X kare eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yani 12 artı 16 28 x kareye eşit. X de buradan kök 28 yani 4 çarpı 7 o da 2 kök 7 yapacaktır. 4 dışarıya çünkü 2 diye çıkıyor. Cevap Balıkesir. Geldik 16. soruya. Eşkenar üçgenmiş. Hemen açıları yazalım. 60, 60, 60. Burada kaçı 30 yaptı. Burada kaçı da 30 yaptı. Burada kaçı da 30 yaptı. Şimdi şuradan başlayalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8. 8. Burası da 8. Bir kenar 16. Bir kenar 16. Bir kenar 16. Bu arada 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Bir kenar 16 idi. 4 ise buraya ne kaldı? 12 kaldı. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısıdır 6. Zaten burası 16 idi arkadaşlar. Dikkat edin 6, 4 daha 10 burada. Buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Yani cevap Edremit. Geldik test 3'e.
AB'nin D2 üzerindeki iz düşümü CD'ymiş. İz düşüm dediği A'nın dik yüz düşümü şöyle, B'nin dik yüz düşümü böyle. Bir de demiş ki CD'nin D3 üzerindeki iz düşümü de EF. CD'nin de iz düşümü şuradan dik, şuradan dik çizeceksiniz. Çizelim. Dik çizdiğimiz burası, dik çizdiğimiz burası. Şu 3 kök 6'yı kullanmamız lazım. Şurayı bulmamız lazım. Şu dik yamuk olduğu için şöyle bir dik üçgen oluştursak arkadaşlar. Bakın şununla şu paralel oldu. 45 ise burada kaçtı da 45 derece oldu. Bu arada 3 kök 6 ise burası da 3 kök 6 yaptı. Burada kaçtı da 45. 45. 3 kök 6, 3 kök 6, kök 6 katından dolayı kök 6 katı diyoruz ya. Olur mu? Kök 2 katından dolayı 3 kök 6'nın kök 2 katı 3 kök 12. Yani 4 çarpı 3 2 diye çıktı. 2 kere 3 6 kök 3 yaptı burası. Sonra aynı şeyin laciverti burada da var arkadaşlar. Şurada da bir dikdörtgen oluştursak. Onu da kırmızıyla göstereyim. Şurada da bir dikdörtgen oluştursak. 6 kök 3 ise 6 kök 3. Bu arada şununla şu birbirine paralel. Bakın şu D2 ile şu kırmızı birbirine paralel. 30 ise yöndeşlikten burası da 30. Şurası da 60 yaptı. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? Kök 3'e bölünmüş hali 6. 30'dan 60'a geçişte 30'un karşısı 6 ise 30'dan 90'a geçiş pardon. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da nedir? Direkt 2 kattır ve AB uzunluğunu da 12 bulmuş oluruz. Evet. AE ile CD birbirine paralel verilmiş. Tamam. Paralelde şöyle gösterelim kırmızıyla. Arkadaşlar ikizkenar aralıklar taban açılarına değerler verelim. Ya da tamam, taban açılarına değerler verelim. AA, BB diyelim. Burası nedir? 180-2A değil midir arkadaşlar? Şurası da 180-2B değil midir? Dikkat edin. Şuna şu paralel. Şöyle U kuralından dolayı paralel olduğu için şu ikisinin toplamı 180 yapmak zorunda değil mi arkadaşlar? Hatırlayın U kuralını. Şöyle şöyle şöyle. U kuralı şu ikisinin toplamı 180. Bu sefer yukarı doğru bakıyor şöyle. Şu ikisinin toplamı da yine 180 yapacaktır. Yani 180-2A artı 180-2B eşittir 180. Hop 180'ler gitti. Eksi 2A eksi 2B'yi öbür tarafa at. 180 eşittir 2A artı 2B. Buradan her iki tarafı 2'ye böl. A artı B'yi kaç buluruz dostlar? 90. Madem ki A artı B 90. Tamamı 180 olduğundan buraya da 90 derece kalmadı mı? Bunca işlemi 90'ı bulmak için mi yaptık? 6, 8, 10 üçgeninden cevap 10'dur arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şunlar ayrı eşit verilmiş, bunlar ayrı eşit verilmiş ama 90'dan çizilen kenarortay olduğu için eşit eşit muhteşem üçten burası da eşit olmaz mı? Yani burası da çift çizgi, burası da çift çizgi. Şimdi dostlar 13 var, 16 var. Başka da bir şey kullanamıyoruz. Vallahi yok, kullanıyoruz. Şuraya A dersem burası da A, burası da A. Yani toplamda şurası nedir arkadaşlar? 2A. Pisagor bağıntısı yapacağım. A artı 13'ün karesi, 16'nın karesi artı 2A'nın karesi. Vallahi ben yemiyor arkadaşlar. Ben yapmayacağım. 2A'nın karesi eşittir. A artı 13'ün karesi artı 16'nın karesi diyeceğim. Şimdi 16 ile ilgili özel üçgen var mı? 12, 16, 20 var değil mi? 3, 4, 5'in katı. Acaba burası 16 iken burası 12 olur mu? Zaten burası 13 olmaz. 16 ile ilgili başka özel üçgen var mı? Bir de 8, 15, 17 üçgeni vardı değil mi? 8, 15, 17 üçgeninin... Ha bu arada işlemde şunu yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Ben sadece size etmeye çalışıyorum. 16 ile ilgili hangi özel üçgen var? 8, 15, 17'nin iki katı var bir de. 16, 30, 34 üçgeni var. Burası 16 iken burası 30 mu acaba? Burası 30 olduğunda buraya ne kaldı? 17 kaldı. Burası 17 iken, A 17 iken 17, 17... Toplamda şurası da 34 yaptı mı? 16, 30, 34 sağladı bakın. 16, 30, 34 sağladı. 17, 17, 34. Tamam. Demek ki A'yı biz bulduk. Kaçmış? 17. Ama hala X'i bulmadık. X'i bulmamız lazım. Dik üçgene karşılık getirmem lazım. Şuradan bir dik çizersem. Buradan dik çizersem çok güzel bir şey oluşuyor arkadaşlar. Niye? Şunlar eşit. Şunlar paralel. Orta taban çıkmadı mı?
Yani 16 ise burası kaç yapacak? 8. Bu arada bunun tamamı kaç? 30 değil mi? 32 eş parçaya bölecek. 15, 15. Buraya ne kaldı o zaman? 2. Pisagor bağıntısı. X kare eşittir. 4 artı 64. Yani 68. Kök 68. Kök 68. Kök 68. Kök 68 hangisi? 2'yi içeri atsak 4 çarpı 17, 4 kere 28, evet 68. Balıkesir yaptı arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı Balıkesir. Evet, 4 verilmiş, x verilmiş, y verilmiş, y kare eksi x kareyi 4 vermiş. AC uzunluğu isteniliyor. Şuraya ne diyelim? A diyelim. Vallahi yapacak bir şey yok. Öklit bağıntısı. 4'ün karesi. Y kare eksi x kare isteniliyor bizden. İlk önce a kareyi yazalım mı? A kare eşittir y çarpı y artı x. 4'ün karesi de x çarpı x artı y. 4'ün karesi de x çarpı x artı y. A kare neye eşit oldu? Dağıt. Y kare eksi y kare eksi yx. 4'ün karesi 16 neye eşit oldu arkadaşlar? X kare eksi xy'ye eşit oldu. Bize ne vermişler? Y kare eksi x kareyi vermişler değil mi? Onu elde edebiliyor muyuz? Elde edebiliyoruz. Y kare eksi x kareyi. Taraf tarafa çıkartırsak hem y, x, y'lerden de kurtuluyoruz. Bakın. Çıkartalım o zaman. Çıkarttığımız zaman a kare eksi 16 eşittir. Y kare eksi x kare. Y kare eksi x kare. Hatta burada eksiyle çarptığımız zaman artı yaptı. Bunlar da birbirini götürmüş oldu arkadaşlar. Tamam. Y kare eksi x kare de kaça eşit? 4'e eşitti. Yazalım onu da. Yani a kare eksi 16 eşittir 4. Eksi 16'yı at öbür tarafa. Artı 16 yani 20. A kare eşittir 20'den. A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? Kök 20. O da kök 20 de 4 çarpı 5 olduğu için 4'ü dışarı çıkart. 2 kök 5'e eşit olacaktır. Cevap Edremit. Geldik 5. soruya. DF artı HF. 8 verilmiş. Çok karışık gözüküyor. DF artı HF. Tamam. Açısal değer verilmiş. Alfaya 2 alfa yazalım. BAC alfa. Şurası da 2 alfa verilmiş arkadaşlar. Alfa ve 2 alfayı kullanmam lazım. Bakın mantığımızı çalıştıralım. Alfa ve 2 alfayı kullanalım. Alfa ve 2 alfayı kullanalım. Ya şu şekilde yapacağız. 2 alfayı parçalayacağız ama hiçbir işime yaramıyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ya da alfadan 2 alfa oluşturacağız. Şöyle bir alfa daha oluşturursam, çizersem. Şöyle bir alfa daha çizersem. Çok güzel işime yaradı. Niye? Alfaya alfa oldu bak. Hem açıortay hem yükseklik oldu. O zaman madem ben burada 2 alfa oluşturdum devamını getireyim. Bu arada burası kaç çıktı? 5 çıktı. Çünkü hem açıortay hem yükseklik olduğu için ikiz kenar, değil mi? İkiz kenar. Şu ikiz kenarı da şu yeşille de göstereyim şöyle. Artık farklı bir kaleme geçeyim. Tamam. Şunlar ikiz kenar. Şunlar da 5-5. Başka da bir şey verilmiş mi? Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmiş mi? Verilmiş mi? Verilmemiş. Ha. Bakın şu alfa alfa. Açıortay kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim. Şunlar birbirine eşit. Normalde çizgiyle şu uzunluğun toplamı kaçtı? 8 verilmiş. O zaman çizgiyle bu uzunluğun toplamı 8 ise bunun tamamı 8 yapmaz mı dostlar? Evet. Soruyu bulmaya gidiyoruz. Bulmaya doğru gidiyoruz. Burası 8 ise ve bu arada burası 90. Yani şurası da 90. Şöyle bir Z harfi sağlandı. Yani şununla şu paralel. O zaman şu tamamı 8'i kullanmalıyım ben. Şuradan bir tane de dik çizeyim.
Dikdörtgenden dolayı burası da 8 yapmaz mı? Bakın 8'e 8 yaptı. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10. 6, 8, 10. Ve bu arada bu bir ikizkenar üçgendi. Yeşiller ikizkenardı arkadaşlar. Şuraya A dersem şuradaki uzunluk da A artı 6 yaptı değil mi? Çünkü A artı 6, A artı 6. Burada Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Şurada Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Göstereyim size. Neyle göstereyim? Turuncuyla göstereyim. Şu üçgende artık Pisagor bağıntısı. A'nın karesi artı 8'in karesi eşittir A artı 6'nın karesi. Özel üçgen var mı diye bakıyorum. AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu. AB uzunluğu 22 yok. O zaman A artı 6'nın karesi işlemimizi yapıyoruz. A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi. A'nın karesi artı 8'in karesi. A kare artı 12A artı 36 eşittir. A kare artı 64. A kareler nanay. 12A eşittir. 64'ten 36 çıkarsak kaç kalıyor? 28 kalıyor. Evet. 28. Böl 4'e 3. Böl 4'e 7. A'yı da buradan 7 bölü 3 buluruz. Ama ne isteniyor? AB. AB uzunluğu ne? AB A artı 6 eşit değil mi? A artı 6 eşittir. Nedir diye soruluyor. A'yı kaç bulmuştuk? 7 bölü 3. 7 bölü 3 artı 6. 3 kere 6 18. 7 daha 25. 25 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan. Geldik 6'ya. AB AC eşit. Bakın hemen ikizkenarlığı da burada eşitliği de vermiş. Şuradan hemen kenar ortayı çiz resim geliyor. Çünkü ne oluyor? Burası da dik oluyor arkadaşlar. Evet. Çünkü ikizkenarda çizilen kenar ortay dik oluyor. Bu arada bu açı ortay olacak. Bunlar 75'er derece olmadı mı? Bakın. 75, 75, 75, 90. Burası da 15. 15, 75, 90 üçgeni. H'a 4H değil miydi arkadaşlar? Yani 4 kere 4 16 burası. O zaman burası da 16. Cevap Edremit. Geldik 7'ye. İkizkenar verilmiş. İkizkenar ve şunlar birbirine paralel. Arkadaşlar ikizkenarda tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen paraleller toplamı bir kenar eşitti. Ya da açılar ispatını yapmıştık bir önceki videolarda. Oradan da aklınıza gelebilir. Ya da yapıvereyim size ya. BC mi isteniyor? Tamam. Yap vereyim size. İspatına gideyim. İspatını belki unutmuş olabilirsiniz. Bakın. Şunlar. Şu ikizkenar üçgen. 120 ise 30, 30. 30, 30. Bakın. Şununla şu birbirine paralel. Yöndeşlikten dolayı 30 ise burası da 30. Sonra şu DF ile AB paralel 30 ise burası da 30. Bakın ne çıktı burada. Şurada da ikizkenar 2 ise 2. Şurada da ikizkenar 5 ise 5 çıktı. 5 ve 2'yi yazdık. Bu arada paralel kenar değil mi arkadaşlar bu? Yani 2 ise 2, 5 ise 5. Yani gerçekten de paraleller toplamı bakın 7 bir kenara eşit oldu. Burası 7, burası da 7. 30, 30, 120 üçgeninde. 7, 7. Tamamı 7 köküç yapmaz mı? Zaten bizden de BC uzunluğu isteniyor. Cevap 7 köküç. Geldik 8'e. ABC eşkenar üçgen. 60, 60. 60'ı yapıştırdık hemen. DE ile AC birbirine paralel. DE ile AC birbirine paralelse 60 yöndeşlikten burası da 60. Bu arada eşkenar üçgen. Bütün kenarlar 14. O da aklınızda bulunsun. Şurası da 60 oldu. Çünkü niye? 60, 60, 60. 8, 8, 8 yazalım. Sonra 9, burası 30 derece. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Ve 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısında kaç yaptı arkadaşlar? 12. Bir kenar kaçtı? 14. 14 ise 2.
14 ise kaç kaldı buraya arkadaşlar? 6 kaldı. Bizden de x isteniyor. Şimdi şöyle bir üçgen var artık elimizde. 60 derece 2 ve 6. Şu x isteniyor. X'i bulabilirsiniz. Nereden? Bir dik çizerek arkadaşlar. Çizelim dikimizi. Şuradan dik çizsek 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapacak. Çizdiğimiz dik buraya düşmüyor. Dışarıya düşüyor. Hiç dışarıya karıştırmayayım. O yüzden buradan dik çizeyim. 30. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Burası da kök 3. 1 kök 3. Bir, yukarısı 1 ise aşağısı da 5 kaldı. Pisagor bağıntısı 25 artı kök 3'ün karesi 3. 28 yaptı. X kök 28'e eşit oldu. O da 4 çarpı 7 yani 2 kök 7'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevap Balıkesir. Evet. AD ile DC birbirine eşit. AD ile DC birbirine eşit. Soruyu hemen çözdüm. Niye çözdük? Çünkü ikizkenar verilmiş. İkizkenarın taban açıları bunlar. İkizkenarın taban açısından eşit açısından bir yükseklik çizilmiş ve şekilde dengesizlik varsa diğer eşit açısından da siz bir yükseklik çizmez misiniz arkadaşlar? Çizersiniz. Çizelim. Oradan çizelim. Kırmızıyla çizelim. Şuradan çizdik. Yükseklikler birbirine eşit. Ve yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer 6 ise şuradaki yüksekliğin de tepe açısına kadar ayırdığı yer 6. Bu arada BAD ve ECB 45. BAD'ye alfa dersem BAD'ye alfa dersem ECB ECB beta dersem alfa artı betayı kaç vermiş? 45 derece vermiş. Şimdi bakın şurası beta. Bu arada beta 90 buraya da teta dersem beta ile teta'nın toplamı 90 ya. Teta 90. Burası da beta yapmaz mı o zaman? Teta ile beta'nın toplamı 90. Dikkat edin ne çıktı? Alfa artı beta çıktı zaten. Bak alfa artı beta 45'ti. Yani şuradaki açı 45 derece. Şu açı 45 derece. Şu açı 45 derece. 45, 90, 45. Yani 12 burası. 12 burası. 12, 12, x de ne olacaktır? 12 kök 2 eşit olacaktır. Cevap Balıkesir. Evet geldik şu soruya. AC ile BC birbirine eşit. AC ile BC birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. BE 17. BE 17. AD 15. EC 7. Vallahi yine soruyu çözdük aslında. İkizkenarın eşit açısından bir yükseklik çizilmiş ve şekilde dengesizlik varsa diğer eşit açısından da siz bir yükseklik çizmiyor muydunuz arkadaşlar? Bu arada EC'yi de 7 vermiş. Tamam. Şuradan bir tane yüksekliği çizeriz. Çizilen yüksekler eşit. Yani burası 15 ise burası da 15 değil midir? 15, 17. Ne üçgeni? 8. Sonra neyi kullanmadık? Neyi kullanmadık? Eşitliği kullandık. DC uzunluğu isteniyor bizden. DC uzunluğu isteniyor bizden. 8, 15, 17. AC, BC'yi kullandık. BE, 17 kullandık. AD 15'i kullandık. EC, 7'yi. EC, 7'yi kullanmadık. Kullanmadık. Kullanın desem hemen soruyu çözüyorsunuz. Bakın burası 15 değil mi? Ne üçgen çıktı bu? 15'e 15. İkizkenar dik üçgen çıktı. Yani buradaki açı 45 derece. 15, 15. Tamamı 15 kök 2 olacak değil mi? Farklı bir kalemle göstereyim. Şurası 15 kök 2. Arkadaşlar şurası 15 kök 2 ise bunun da tamamı 15 kök 2 değil midir? İkizkenar. Bu arada biz 15 15
Şurada kaç yerde 45 derece bulduk değil mi? Şu 45, 45, 90'dan, şu dik üçgenden 15, 15, 15 kök 2 yazdık. Şunlar birbirine eşit. 15 kök 2 yazdık. BC ile AC. Bu arada 45, 90, burası da 45 olduğundan dolayı hiç bunlara da girmeye gerek yok ama neyse. 90'ın karşısı 15 kök 2 ise 45'in karşısı da 15 yapacaktır. DC uzunluğu 15'e eşit oldu. Çünkü niye? Çizilen yükseklikler, bak çizilen yükseklik tepe açısına kadar 15 ayırmış ya. Buradaki çizilen yükseklik de tepe açısına kadar 15 ayıracaktı. Direkt görmedik, ispatını yapmış oldum size. Yani cevap Denizli. Geldik 11'e. ABC eşkenar üçgen 60, 60 yazdık. Sonracığıma 8'i vermiş, 4'ü vermiş. İyi, güzel, hoş. Başka da bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu x'i de kullanmak için bir tane dik çizmek mantıklı. Dik çizdiğim zaman şuradan burası 30 derece. 30'un karşısından başlayalım. 30'un karşısına A diyelim. 90'ın karşısı 2A. Başka da bir şey var mı? Nereye gittin? Pardon. Test 4'e geçmiş. Şuraya geldik. Bu arada burası 2 artı 8 değil mi? Eşkenar üçgen. O zaman 2 artı 8, 2 artı 8. Burası da 2 artı 8 yapacak. Yani buraya A artı 8 kaldı. Dikkat edin. Dikten dik inildiği için öklit. Neresi dik tamamen? DLC. DLC dik. Tamam. Öklit 8, 4. Başka da bir şey var mı? Yok. Burası da A kök 3. Tamam, onu yazmamışım ya. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3. Şimdi öklit bağıntısını uygulayabiliriz. A kök 3'ün karesi 3A kare değil mi? 3A kare eşittir. Şu A artı 8 çarpı A artı 4. A artı 8 çarpı A artı 4'e eşit olacak. Evet. A kare. Şu 3A kareyi yazalım. 3A kare eşittir. A kare artı 4A. Artı 8A. Yani artı 12A. A kare artı 12A. Artı 32. At öbür tarafa hepsini. 2A kare. 2A kare. Eksi 12A. Eksi 32. Eşittir 0 oldu. Böl 2 hepsini. A kare eksi 6A. Eksi 16 eşittir 0 yaptı. 8'e 2. Eksi işareti olduğu için eksi 8'e artı 2. Buradan da A'yı kaç buluruz o zaman arkadaşlar? Normalde A eksi 8 çarpı A artı 2'yi biz 0'a eşit bulduk. Bunun 0 olması için A'nın 8, bunun 0 olması için A'nın eksi 2. Tabii ki negatif değer olamaz. A'yı kaç bulduk? 8. A 8 ise bizden x eşittir 2A isteniyor. Yani cevap 16 yapar arkadaşlar. Geldik 12. soruya. 45, 45, 90 üçgeni. Başka da bir şey var mı? Yok. Buradaki büyükte kullanamıyorum. Bak büyükte çok saçma olacak değil mi? 6 artı 6 kök 3'i kök 2'ye bölmek biraz saçma olacak. O yüzden buradaki 45'i ben bir kullanayım isterseniz. Şuradan bir dik çizeyim. 6 kök 2 ise kök 2'ye böl 6 6 yaptı. Bakın 6 artı 6 kök 3 bunun tamamı değil mi? 6 artı 6 kök 3. O zaman buraya ne kaldı? 6 kök 3 mü kaldı? Bakın çok güzel bir şey çıktı burada. 6'ya 6 kök 3 yani kök 3 katı. 30, 60, 90 üçgeninde değil miydi bu? 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 12. Bu arada bu 45, 90, 45 üçgeniydi. Buraya 30'u buradaysa buraya 15 derece kaldı. Burası da 75 yaptı. Dikkat edin. 15, 75, 90 üçgeni. Haşa 4 haş değil miydi? Yani şu x ise tamamı 4x olmalı. 4x 12'ye eşitse x'i de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Cevap Balıkesir. Geldik 13. soruya. DEF eşkenar üçgenmiş. DEF açıları yazalım hemen. 60, 60, 60'ı yazdık.
Sonra buradaki açı tamamı 90 derece olduğu için buraya 30 derece kaldı. İki iç açı bir dış açı yapacağından dolayı buradaki açıya da ne kaldı? 30 derece kaldı. Bakın ne çıktı? İkizkenar 4 kök 2 ise 4 kök 2. 4 kök 2. 4 kök 2 yaptı. Bu arada ikizkenar çıktı burada. 4 kök 2, 4 kök 2. Yani sen bunu böyle birleştirdiğin zaman, şöyle birleştirdiğin zaman 4 kök 2, 4 kök 2 daha kök katı 8 yaptı burası. Bu arada açıları da yazalım isterseniz. 45 ve 45. 60-45 daha 105. Buraya ne kaldı o zaman? Ya da tamam burası 105 derece değil mi? Bu açıyla bu açının toplamı da 105 yapacak. 52,5 ile neyi toplarsak 105 yapar. Ya da şöyle diyelim. 105 eksi 52,5 bize buradaki açıyı verecek. O da 52,5 yaptı arkadaşlar. İki iç açı bir dış açı eşit olduğu için 60 artı 45 eşit olacak. Yani burada da ne çıktı arkadaşım? İkizkenar çıktı. Yani cevap 8. Geldik 14'e. Vay vay vay. CD'ye 12 vermiş. AD kenarortay. Madem AD kenarortay burası 12. Bakın 90'dan çizilen kenarortay muhteşem üçlü. Bunun da tamamı 12 olacak. 90-60 burası 30 oldu. 15-15. Sonra. Bu 12-12 ikizkenar 60 ise burası da 60. Burası da 60 yaptı. Burası da kaç derece yaptı? 30 derece yaptı. 2 iç açı 1 dış açıdan 45 derece yaptı burası. Tamam işimiz bitti. Çünkü 45 ve 15 var. Burası 45'in karşısı 12. Şu üçgeni şurada göstereyim size. Şu üçgeni şurada göstereyim. Bakın şu üçgen üzerinde işlem yapacağız şimdi. Şöyle bir şey var. Gördüğünüz üzere. Burası 15 derece. Burası 45 derece. Hatta buradaki açıda kaç derece yapıyor? Bu 120 derece yaptı. 45'in karşısı 12 verilmiş ve burası isteniliyor bizden. Arkadaşlar özel açı mantığını kullanın. 120 parçalanmaz. 45 parçalanmaz. Hatta 120'nin nesi özel? Ya buradaki 60'ı ya buradaki 60'ı. Dış açısı. Ya buradaki 60'ını kullanacağız. Ya da buradaki 60'ını kullanacağız. Sizce şunu mu kullanmak mantıklı? Alttakini mi kullanmak mantıklı? Arkadaşlar burada bir sayısal değer yok ki. Şurada dik çizsek işimize yaramıyor. Zaten dik çizsek 15-75-90 üçgen oluşuyor. 15-75-90 oluşuyorsa gittiğimiz yol değildi. O yüzden şuradan dik çizeceğim. 30-60-90 üçgen oldu ve dikkat edin 45-45-90 üçgen oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 6. Burası 6 kök 3. Bu arada bu 45-45-90 üçgeniydi. 6 kök 3'ün kök katına eşit olacaktır. Niye? 45-45-90 üçgeni. Bir dik kenar 6 kök 3. Diğeri de 6 kök 3. 6 kök 3'ün kök katı. Yani 6 kök 3'ün kök 2 katı 6 kök 6 yapmaz mı? Cevap Edremit. Geldik buraya. BD bölü CD isteniyor bizden. İkizkenar üçgenmiş. 16-16. Yani 75 derece 75 derece. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Şurası da 16 verilmiş bize. Arkadaşlar benim dikkatimi şu çekti. Dörtgen 16 olmuş. 4 katı. Yani siz bu üçgeni şöyle birleştirdiğiniz zaman burada da 75 derece var mı? Var ya. Bu ancak ve ancak 15-75-90 üçgeni ise haşa 4 haş olur değil mi? O yüzden burası 15. Burası da 15 oldu. Dikkat edin burası da 90 derece oldu. Hem açıortay hem yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmez mi? BD bölü CD. BD bölü CD. İkisi de birbirine eşit. Oranlamaları da ne olacaktır? 1 olacaktır. Geldik 16. soruya. Paralel verilmiş. Paralel verilmiş. O zaman 90. 75 derece burası. Burası da 75. Burası da 15 derece. Bunu yazalım. 45-90. Tamamı 45. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı.
Arkadaşlar zor bir soru. Ben gördüm ama zor bir soru. Ek çizim nerede anlatmışımdır. Hiçbir şey yapamıyorsak ek çizim çizeceğiz ya. Muhteşem işte orta taban ve ikizkenarlık ek çizimleri. Yalnız burada bakın açılarda 1'e 2 oran varsa muhteşem üçlüyü çizin demiştim. Tabii ki 12 sayısı burada olduğu için şuradaki 90'dan bir muhteşem üçlü çizmek en mantıklısıdır. Hop çizdik. 6, 6, 6. Açıları da yazmayı unutmayalım. 15. İkizkenardan 2 iç açı 1 dış açıdan burası 30 derece. Dikkat edin. 30'a 30. İkiz kenar. 30'a 30. İkiz kenar. Yani burası 6. Pek benzemiyor ama ikize. Şu 6 şurası da 6 olacak. Bu arada dikkat edin. 30'a 30. 30, 30. 120 üçgeni diyeyim burası. 30, 30. 120 üçgenin özelliği nedir? Burası 6. Burası da 6 ise şu uzunluk 6 kök 3 yapmaz mı? Yani tamamı x artı 6, 6 kök 3'e eşit ya da 6 kök 3 eksi 6 direkt x artı 6'ya eşit olacaktır. Ya da x artı 6 eşittir 6 kök 3 ise x eşittir 6 kök 3 eksi 6'ya eşit. 6 parantezini aldığımızda da 6 parantezinde kök 3 eksi 1 yapıyor arkadaşlar. Cevap Akçay. Evet test 4'teyiz arkadaşlar. Şöyle bir ifade verilmiş. Buraya A açısı dersem FEC açısına FEC açısına A dersem 2A öbür tarafa gitti. Eksi 2A oldu. CAD de CAD açısı da 90-2A oldu. 90-2A oldu. Tamam A ise şu nokta açıları da eşit verilmiş. Bunları da BB diyelim. B açısı B açısı olsun. 2 iç açı 1 dış açıdan burası A artı B oldu. İkizkenardan burası da A artı B oldu. Sonra bakın şuradaki açı kaç derece arkadaşlar? 2A artı B. Evet bu açıyla bunun toplamı 2A artı B ise hangi açıyla B'yi toplarsam 2A artı B yapar? Tabii ki 2A'yı. Dikkat edin. Şuradaki açı kaç derece yaptı arkadaşlar? 90 derece. Çünkü 2A ile 90-2A'nın toplamı yaptı. Bizden de DB uzunluğu isteniliyor. Arkadaşlar DB uzunluğu bakın 9, 12, 3, 4, 5'in katı 15 üçgendir. Cevap Balıkesir. Geldik ikinci soruya. Açıları bir yazalım isterseniz. İkizkenar dik üçgen 45-45. Sonra 15 derece tamamı 90 olduğu için burası 75. Ya da 2 iç açı 1 dış açı olduğu için buradaki açı 60 derece. Ya da tamam. Şuradan bir dik çizelim artık 60'ı gördüğümüz için. 90'ın karşısı 12 ise bakın burası 30 derece. 30'un karşısı 6. Burası da 6 kök 3 yaptı. Ve dikkat edin 45, 90. Burası da 45 derece. Yani burası 6 kök 3. Şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit. 6 kök 3. Yani x artı 6 eşittir 6 kök 3 ise 6'yı at öbür tarafa x eşittir 6 kök 3 eksi 6 yani 6 parantezinde kök 3 eksi 1'e eşit olacaktır. Cevap Adana. Evet geldik 3. soruya. 8 8 var 60 da var. Hemen aklıma şu geliyor. Şunu çizmek. Çünkü niye? İkizkenar tepe açısı 60 ise ne oldu arkadaşlar? 60 60 yaptı burada açılar. Ve eşkenar üçgen yaptı. Ve burası da 8 yaptı. Buradaki açı 165 dereceydi. O zaman buraya ne kaldı? 105 kaldı. 165 dereceydi. Sonra buradaki açı kaç derece arkadaşlar? 30. 30, 105, 135. Buraya ne kaldı? 45. Bakın. İki tane muhteşem açı var. Hemen aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Bir dik çizmek. Hemen dikimizi çiziyoruz. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Burada da bakın ne çıktı? 45, 90, 45 üçgeni. Yani 4, 4, 4 kök 2 yapacaktır cevap. Balıkesir. Geldik 4. soruya. Açıları bir yazalım isterseniz. 45 ile neyi toplarsak 75 yapar? 30'u. Sonra 45, 90. Burası da 45 yapacak. Yani 15 derece kaldı. Sonra şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Eşit eşit. Burası da eşit olmalı. Muhteşem üçten dolayı. Değil mi?
Bir de 8 kök 6 burası. 8 kök 6 burası. İkiz kenar dik üçgen 45-45 olduğu için. 8 kök 6. 8 kök 6'nın kaç katı arkadaşlar? Kök 2 katı. 8 kök 12. 4 çarpı 3. 2 diye çıktı. 2 kere 8 16. 16 kök 3 yaptı arkadaşlar. Tamamı 16 kök 3 yaptı. Yani burası 8 kök 3. Burası da 8 kök 3 yapacak. Başka. Şu x'i bulmamız lazım. Muhteşemden dolayı. Şunun tamamı şey. Bunu nasıl bulabiliriz? Muhteşem üçten dolayı zaten buradaki açı. Bakın burası da çift çizgi ya. Onu yazmayınca göremiyoruz. 45 ise burası da 45 derece yapacak o zaman. Olay bitti. Niye? 45. Burası 90 yaptı. Yani burası da 90. Yani 30-60-90 üçgen çıktı arkadaşlar. 60'ın karşısı 8 kök 3'ü 30'ın karşısı kaç yapacaktır? 8. Cevap Edremit. Evet geldik 5. soruya. 60-60 var, hemen eşkenara tamamlayasım geldi. Şimdi devamını yaptım. 60-60-60 üçgen oldu. Eşkenar üçgen oldu. 4 oldu, 8 oldu. Çünkü niye? 8 yapacak. 4 ise burası da 4 kaldı arkadaşlar. Bundan sonrası kolay gibi. Çünkü 45 derece var bakın. Şu 45'i kullanmamız lazım. Şu 60'ı da kullanarak da çözebiliriz. Şu 60'ın mantığını kullanarak dik çizersem 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burada kaç 30 derece? 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısına 60'ın karşısına geçiş. Bir de 45, 90, 45 üçgeni arkadaşlar. Yani 2 kök 3 burası. Burası da 2 kök 3. 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3'ün kök 2 katına eşit değil midir? X. Yani 2 kök 6'ya eşit oldu arkadaşlar. 6. soruya gelelim. BD, CD eşitmiş. Şunlar birbirine eşit. Tamam. Vallahi hemen orta taban çizgim geldi aslında benim ama. Ama AB ile AC'yi zaten şey vermiş. 24 vermiş. Burası da 75. Burası da 75. Çünkü niye? İkiz kenar. 75, 75, 150. Şurada kaçı da yazalım isterseniz. 30. Bu arada şuradan çizilen kenar ortay ikiz kenar olduğu için kenar ortayı çizsek tam dik olmaz mı? Pardon. Kenar ortayı çizdik. Burası dik oldu. Bu arada arkadaşlar ne çıktı burada? Şu üçgende 15-75-90 üçgen çıktı. Yani haşa 4 açtı. Burası x ise burası 4x olacak. Yani 24 eşittir 4x ise x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Cevap Balıkesir. Geldik 7. soruya. 2 var, 15 var. Şuradan dik çizsek sol tarafta 15-75-90 oluşuyor. 15-75-90 oluşturmamaya çalışıyorduk. Buna dikkat. Sonra 60, burası da 105 derece yapıyor. Bakın şuradan dik çizince olmuyor. Buradan dik çizersem olur mu? 75 derece, bakın şurası da 105 derece. Ben şuradan da bir tane dik çizsem, şu dış açısı 75 ya, buradan da 15-75-90 çıkıyor. Bak buradan çizdim olmadı. Bu köşeden çizdim olmadı. Zaten 60'tan çizemeyiz. Çünkü 60 özel bir açı. Dik çizmelerle sonuca ulaşamıyorsak çok güzel bir yöntemimiz vardı arkadaşlar. O da küçük açıya ait x kenar oluşturmaktı. Küçük açı 15, küçük açıya ait x kenar oluşturum desem 105'i mi bölersiniz, 60'ı mı bölersiniz arkadaşlar? Tabii ki 105'i bölersiniz. Çünkü niye? 105 özel bir açı değil. 15'e ait bir x kenar oluşturalım. Şuradan bir 15 çektim. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Bakın 15-15. İki iç açı bir dış açıdan burası 30 derece oldu. 30-60, bak 90 çıktı. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4-60'ın karşısı 2 kök 3. 4, 2 kök 3. Burası da 2 kök 3'e eşit oldu. Bakın bir hamle ile 2 kök 3 artı 4 gibi saçma bir cevabı çok rahat bir şekilde bulduk. Yani cevap Balıkesir. Geldik 8. soruya. ABC eşkenar üçgenmiş. Hemen açıları yazalım. 60, 60, 60. Bu arada
Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklıma hemen ikizkenar geldi. Hemen ikizkenarı oluşturuyorum. Evet, burası da 45 yaptı. Şununla şu birbirine eşit ikizkenar. 45 45 90 üçgen çıktı bu arada. Şurası 90 derece oldu. Hatta o zaman burası da 90 derece oldu. Burası da 30 derece oldu. Çünkü niye 60 derece burası? 90, 30. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Başka da bir şey var mı? Yok. Burası 60'ın karşısında yazalım 2 kök 3 olduğunu. Çünkü 30'dan 60'a geçiş 2 kök 3 katıydı. Bakın ikizkenarda 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. Eşkenar üçgen olduğu için bu kenarlar birbirine eşit. Yani burası 2 kök 3 artı 2 ise burası da 2 kök 3 artı 2. X artı 4 eşittir 2 kök 3 artı 2. At 4'ü öbür tarafa. X eşittir 2 kök 3 artı 2 eksi 4. Yani 2 kök 3 eksi 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Geldik bu soruya. ADC 45 demiş. ADC. Şuradaki açıyı 45 derece vermiş. Benim bu açıyı kullanmam lazım arkadaşlar. Nasıl kullanabilirim? Şuradaki açı da 135 derece. Çünkü niye 90-90-180? Bu ikisinin toplamı da 180 kaldı. Buradaki açı 135 derece. Şimdi 135'i kullanmam lazım. Ya buradaki 45 önemli benim için ya da şuradaki 45 önemli. Şurada bir uzatma yapalım isterseniz. Hatta uzatmışken tam uzatalım. Şurada şöyle şey yapalım. 135 ise 45 derece burası. Bakın 45-90 burası da 45 yaptı. Yani 2 artı 2 kök 2 ise burası da 2 artı 2 kök 2. Bunun da kök katı yani 2 artı 2 kök 2'nin kök katını alınca dağıt. 2 kök 2 artı 4 yaptı. 2 kök 2 artı 4 yaptı. Sonra dikkat edin. Şununla da şu birbirine eşit oldu. Niye? 45, 45, 90 üçgen oldu. Toplayalım bakalım şunları. 2 kök 2 artı 4 ile 6 eksi 2 kök 2'yi topluyoruz. 2 kök 2 artı 4 ile 6 eksi 2 kök 2'yi topladığımızda x'e eşit olacak. 2 kök 2'ler gitti. 6, 4 daha 10'a eşit oldu. Cevap Ceyhan. 10. soru. 17, 33. Çok saçma sayılar vermişler. Bakalım. Başka da bir şey vermişler mi? Vermişler. ACB açısı alfa. BAC açısı 2 alfa. Heh. 1'e 2 açıları verildiği zaman küçük açıya ait x kenar oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Hemen şuradan bir alfa derece çekelim. Şuradan bir alfa derece çekelim. O zaman ne oldu? Şu parçayla şu parça eşit oldu. Hatta 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2 alfa oldu. Daha önce de çok yapmıştık arkadaşlar bu sorulardan. Bakın şurada da x kenar çıktı. 17 ise burası da 17 olacak. Sonra devam edelim. 17 ise 17. 33'ten 17 çıkarsa kaç kalıyor? 16 mı kalıyor? 16 kalıyor. Şurası 16 ve burada da ikizkenar ya. Tabanı iki eş parçaya böldüğü için 8 8 olacaktı bunlarda. Bakın Pisagor. 8 17 ne üçgeni arkadaşlar? 8 15 17 üçgeninden cevap Denizli. Geldik 11. soruya. Bakın hem açıortay hem yükseklik gördük. Aklımıza ne gelecek? X-kenar. Hemen X-kenarı oluşturmalıyız. X-kenarı oluşturuyoruz şöyle. X-kenar ve tabanı iki eş parçaya bölüyor. Bunu da unutmayalım. 14. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Başka ne verilmiş? BE ve EC birbirine eşit verilmiş. BE ve EC birbirine eşit verilmiş. Bakın bu eşitliği kullanırsam soru bitti. Bakın şunlar eşit. Şunlar da eşit. 6'ya baktığımızda hem bunlar eşit hem bunlar eşit. Şurada bir orta taban çıkmadı mı arkadaşlar? Yani 6 ise x ne olacaktır? 3 olacaktır. Cevap Edirne. Geldik 12'ye. AB ile AC birbirine eşit. Tamam. Alakasız bir yerde bir eşitlik var. Bakın. Aslında soru hemen yönlendiriyor bize. Niye? Şundan dolayı. İkizkenar üçgende eş açıdan bir tane yükseklik çizilmiş ve şekil dengesizse hatta eş açıdan çizilen bir yükseklikle alakası bir yerde bir eşitlik var. Diğer eş açıdan da siz bir yükseklik çizeceksiniz. O yükseklik de tam olarak buraya düşmek zorunda. Hem yüksekler eşit hem de
ayırdıkları yerler birbirine eşit oluyor diye, hani bu yüksekliğin tepeye kadar ayırdığı yerle bu yüksekliğin tepeye kadar ayırdığı yerler eşit olmak zorunda. O yüzden buraya düştü tam. Bakın burada bir ikizkenar çıktı. Şuradaki açı kaç derece? 100 derece. Bu açı 100 derece ise 90 artı 10 100 derece yani. Bu açılara 80 kaldı yani 40-40. Sonra iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 50 derece. Bu açı 50 derece ise bu açı da 50 derece. 50-50-100 alfaya ne kaldı o zaman? 80 derece kaldı arkadaşlar. Cevap 80. 12. sorunun cevabı Adana. 13'e geldik. Eşkenar üçgenmiş. 1'e 2 oran varmış. Burası K, burası 2K. Toplamda 3K, 3K. Eşkenar üçgen açıları yazalım. 60, 60. Bizden x isteniliyor. Ne yapmalı, ne yapmalı? Vallahi arkadaşlar burada yapacak bir şey yok. Şu eşkenarda böyle dikmik çizsem hiçbir işime yaramayacakmış gibi duruyor. Burada da 90 var ya, 90'ı kullanmalıyım bence. Hani ek çizimleri düşünün desem ne gelir aklınıza? Muhteşem üçlü, ortaban ve x kenarlık. Burada 90 derece var. O zaman muhteşem üçlü gelecek aklımıza. Şuradan bir muhteşem üçlü çizsem 3K'yı keş parçaya bölecek. Bence bunlara çift verelim. Yani 2K'ya 4K diyelim. Daha sağlıklı olur. O zaman bunlar da 6K oldu. 2K, 4K, 6K, 6K. Kalemimizi değiştirelim. Muhteşem üçlüyü çiziyoruz demiştik. Muhteşem üçlüyü çizdiğimizde toplamda 6K, 3K, 3K, 3K olacak. Yani burası K oldu, burası 3K oldu. Bu arada burası da 3K'yı yazalım. Evet, maalesef farklı bir yoldan çözeceğiz arkadaşlar. Ben bir şey gördüm. İşin içine benzerlik girdi. Hem burada 3K'ya 6K, 1'e 2 oran var. Hem de burada K'ya 2K var. Hem burada 1'e 2, hem de burada 1'e 2 sağlandığı için bu paralel olmadı mı arkadaşlar? Şununla şu. Bakın şu kelebekte, tekrar göstereyim. Şu kelebekte 1'in 2'ye, 3K'nın 6K'ya ya da 1'e 2 oran var. 3K'ya 6K. 1'e 2 oran var. Her ikisinde de 1'e 2 oran olduğundan bunlar birbirine paralel oldu arkadaşlar. Başka bir yol göremedim. Mecburen bunu da çözmek zorundayım. Dolayısıyla paralel oldu. O paralelliği de kullanmamız lazım bizim. Madem paralel, şunun devamını getirelim. Hop pardon. Devamını getirelim. Madem bununla bu paralel, 60 ise burada kaçtı? 60 derece diye midir? O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 60 derece oldu. 60, 60, 60. Nasıl bir üçgen oldu? Bu eşkenar üçgen oldu. 3K, 3K. Şurası 3K, burası 3K. Heh, şu ikizkenar diye mi arkadaşlar? Şuradaki açı x'ken buradaki açı da x diye mi? Bakın, şu üçgene bakın. Şu üçgene bakın. X, 60, 60 ve x. Şuradaki üçgen. Gördünüz mü arkadaşlar? X, X, 60, 60. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180. Yani 2X artı 60 artı 60 eşittir 180. Bu 120, at öbür tarafa, 180'den 120 çıktı, 60. X de buradan kaç oluyor arkadaşlar? 30 derece oluyor. Cevabımız Balıkesir. Tekrar göstereyim o üçgeni. Burada kaç X açısı bakın. Şu X kenardan geldi burası. X, X. Ya da şunu da görebilirsiniz. 3K, 3K, 3K çıktı. Muhteşem. Yani burada açının tamamı 90 derece olmalı. Şu açının tamamı 90 derece olmalı. O zaman X de 30 derece diyebilirdiniz arkadaşlar. Tamam. Yalnız onun öncesinde soruyu çözmek için ne yapmak lazım? Muhteşem bir şey çizdikten sonra şu paralelliği görmeniz lazım arkadaşlar. Şu paralelliği görmeniz lazım. Tekrar göstereyim. Şu paralelliği görmeniz lazım. Zor bir soruydu. 14. soru. Arkadaşlar eşkenin içinde bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş ama şuraya çizilmemiş. Hemen oraya da biz bir dik çizelim. Kollara çizilen dikmeler toplamı neydi? Bir yüksekliğe eşit değil mi? Bu arada şununla şu paralel verilmiş. Burada karşı 60 derece ise burada karşı da 60 derece. 90'ın karşısı 6 ise 4 ise burası 30 derece, 30'un karşısı 2.
60'ın karşısında 2 kök 3 olmaz mı? Toplayalım şunları. 2 kök 3, 2 kök 3 ve 4 kök 3'ün toplamı toplamda 8 kök 3 yaptı. 1 yüksekliğe eşit olacak. Yapalım. 8 kök 3'e eşit olacak. Yüksekliğe eşit olacak. Burası da 30. Burada 60'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 8. 90'ın karşısı da 16 yaptı. Bizden BC yani bir kenar isteniyor. Bir kenarı kaç bulduk zaten arkadaşlar? 16 bulduk. Cevap Ceyhan. 15'e geldik. AE 2 kök 13. Şurada oranlamalar verilmiş. ECK dersen BD'de K. 2K hepsi. Burası da 2K yaptı arkadaşım. K, K, 2K'ymış. ABC eşkenarmış. Büyüğü eşkenar üçgenmiş. Hemen bir tane dik çiziyorum. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Toplamda 4K. 2K, 2K olacak. O zaman buraya K kaldı. Burası da K kaldı. Bu arada bu eşkenar üçgende burada kaç? 30 derece. 30'un karşısı 2K ise 60'ın karşısı 2 kök 3K yapmaz mı? Ve burada Pisagor bağıntısı yapalım. 2 kök 13'ün karesi 2 kök 13'ün karesi eşittir. K kare artı 2 kök 3K'nın karesi. 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 13'den 52. K kare artı 12 k kare. Toplamda 13 k kare eşittir 52. 13 ile 52 sadeleşti. 4 k kare eşittir 4'ten. K'yı da buradan kaç buluruz? 2. Çevre isteniliyor bizden. Bir kenar kaç kaydı arkadaşlar? 2, 3, 4 kaydı bir kenar. Bir kenar 4 k. K'yı da 2 bulduk. 8. 8 çarpı 3'ten 24 bulmaz mıyız arkadaşlar çevreyi? Yani cevap Ceyhan. Ve geldik son soruya. Bunlar paralel verilmiş. Paralelse şurada kaç ile 60 derece değil midir? Bakın şununla şunun toplamının en az değeri soruluyor. Daha önce de yapmıştık böyle bir soru. Çizdi ki 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, burası 2 kök 3. 2'ye 2 kök 3. Şuradan çizdi ki 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Burası da 4 kök 3. Daha öncesinde de söylemiştik arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı soruluyor bize. Bu ikisinin toplamını bulurken, şu ikisinin toplamını bulurken bir tanesinin simetriğini almıyor muyduk? Bakın simetriğini aldığımızda çizginin simetriğini aldım. Normalde benden AC artı çizgi uzunluğu isteniyor. AC artı çizgi uzunluğunun en küçük değeri soruluyor arkadaşlar. En küçük değeri şuradayken doğrusallığına bakmıyor muyduk arkadaşlar? Değil mi? Bakın şöyle bir merdiven şekli oluştu. Dikdörtgeni tamamlayayım hemen. Dikdörtgeni tamamladım. Bu arada şunu simetriğini almıştım. 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Bu arada burası 2 kök 3. Tamam. Neresi kaldı? Şu uzunluk kaldı. BD uzunluğunu 8 demiş. BD uzunluğunu 8 demiş. O zaman şu uzunluğa kaç kaldı? 6. Şu uzunluğa 6 kaldı. Burası da 4 zaten arkadaşlar. Aşağısı kaç yaptı? 10. Şurada Pisagor bağıntısı yaparsam olay bitti. Yani x'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 10'un karesi. O da eşittir 48. 148 yaptı. Kök 148 kök 148 bir daha bakalım. BD uzunluğu 8. BD uzunluğu 8. Burası 2 ise buraya 6 kaldı. Burası 10. 10. 2 kök 3 burası. 4 kök 3 burası. 6 kök 3'müş burası ya. Pardon. 6 kök 3. 36, 108, 208 yaptı o zaman. Burası 208. X kare eşittir 208. 208'i ne yapacağız arkadaşlar? Vay vay vay. 2'ye böl 104, 2'ye böl 52, 2'ye böl 26, 2'ye böl 13, 13. Şu 2, 2, 4 diye çıkar arkadaşlar. Ya da çarpımları zaten 16 bu.
208 16 çarpı 13'e eşit olduğu için karekök dışında kök dışına 4 diye çıkar. 4 kök 13'e eşit olacaktır. Yani cevap Balıkesir arkadaşlar. Evet, böylelikle de bu konuyu da halletmiş olduk. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.